Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bilgisayarın karşısında PUBG Mobile'de en iyi 3 parmak kontrolü hassasiyet ayarlarını paylaşacağım. Videoya geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoda like atarsanız çok sevinirim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde önce kontrollerden birazcık örnek vermek amaçlı göstereceğim. Bakın arkadaşlar, mesela böyle tek taraflı pik atacaksanız, sağ sol pik atacaksanız, tabi böyle alışabilirsiniz ateş etmeden. Ateş ettiğinizde bazen kaçırabiliyorsunuz. Ateş etmeden alışabilirsiniz. Ondan sonra rush'larken otur ateş et. Bakın. Oturup ateş ediyorsunuz ve hareket ediyorsunuz. Güzel de deviriyorsunuz yani bayağı da. Bu şekilde de yapabilirsiniz. De vurduklarım da devrilmiyor. Biraz pingim var galiba diyeceğim. Yok, 64 pingimde. Ama vurduklarım devrilmiyor yani bakın. Şuraya doğru şarjörü yeniledim. Tamam, şu an devriliyor. Bir öncekinde vurduğum devrilmiyordu. Sıkıntı yaşıyordum. Ondan sonra buradan hızlı bir şekilde dürbünü açabiliyorsunuz. Zaten her şey görünürdü arkadaşlar. Bunların siz yani şu ateşi falan izleyebilirsiniz. Ondan sonra dürbünü izleyebilirsiniz. Onlar çok büyük yer kapladığı için onları gizli de gösterebilirsiniz. Ben şu an sizlere de gösterdiğim için bu kadar açıkta oynuyorum. Mesela bakın, böyle hızlı drop shotlar falan da atabilirsiniz. Yine dönüp drop shot atabilirsiniz. Kablo gitmedi. Kablo gidecek diye çok korktum bunu gösterirken. Kablo gitmedi. Yani kablo oynayınca arkadaşlar görüntü gidiyor. O yüzden de sizlere yani tam performansını gösteremiyorum bunların. 10 numara bir şekilde deviriyor yani arkadaşlar, hızlı bir şekilde de oynayacak olsanız. Bakın mesela çok güzel bir şekilde deviriyor arkadaşlar ve stabil bir şekilde deviriyor. Siz de hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoda like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada onu da söylemiş olayım. Şuradan yan nişangahı alayım. Bakın yan nişangahta izleyimi de. Yan nişangahta da yani şu küçücük dürbünle bile güzel oynattırıyor arkadaşlar. Şuradan geri şu an yan nişangahı atabiliriz. Şimdi başlayalım göstermeye arkadaşlar. İlk başta lazer nişangah. Şu anda reflekslerini gösteriyorum sizlere. Ama yani en fazla bu kadar gösterebiliyorum. Kabloyu oynatamıyorum. Bakın 300 metreyi falan, arkadaki 300 falan da devirdik. Kabloyu pek fazla oynatamıyorum. Yani koltukla birlikte dönüyorum döneceğimde. Bakın orada bir tane labut kaldı sadece. 3x'ten sonrasında zaten kabloyu neredeyse hiç çevirme imkanım kalmıyor. O yüzden dolayı böyle gösteriyorum. Sonunda dürbün attı. Şimdi 4x gösteriyorum. 4 ve 6'da zaten bayağı sıkıntı çekiyoruz. O yüzden zaten 6 3'te duruyordu galiba. Tam bilmiyorum ama 6 3'te duruyordu galiba. 6'ya bakayım. 3'te duruyor. Önce bir 6'yı 6'da göstereyim ben sizlere. Bunlar da bakın, şundan sonrasında eğmiyorum artık. Kablo gidecekti. Yani sıkıntı yaşıyorum. Parmağımla da çekemiyorum. O yüzden 6'yı 3x'te gösteriyorum. 6'yı 3'teyken yine hiç değilse kontrol edebiliyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, sizler de şuraya has böyle dürbünsüz direkt atacak olursam, atmadan önce şuraya geleyim hemen, hassasiyetleri plan yönetimi paylaş dedim. Buradan hassasiyetleri alabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra şuraya dürbünsüz bir şekilde atalım. Bakın 20 metreye dürbünsüz de böyle atıyor mesela, yakın rakiplerinizde falan, onlarda da güzel. Hemen şuraya geliyorum. 3D touch kullanmanızı tavsiye ederim. Hemen bunu da paylaş dedim arkadaşlar. Bunu da alabilirsiniz hızlı bir şekilde. Direkt videonun sonuna gidip alan arkadaşlarımız için böyle yapıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde gelelim. Şuradan göstermeye başlayayım. Lazer nişangah. Ondan sonra şuraya 2x'i göstereyim. Ondan sonra şuraya 3x'i göstereyim. Normalde de arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ben 4 parmak oynuyorum. Sizler için gösteriyorum bu 3 parmağı. O yüzden birazcık kötü olursa kusura bakmayın. 4 parmak, ondan sonra 3 parmaktı. 4, aman 3 parmaktı, 4 parmak dedim. 3x'i 4x arkadaşlar şu anki ise. Ondan sonra şu an şurada 6x göstereyim hızlı bir şekilde. 6x'te görüyorsunuz. 6x şu an 3x'te. 6x'i bir de 6x olarak göstereyim. Ondan sonra ise videoyu bitirelim arkadaşlar. 6x'i şöyle 50 metreye 6x 6x'te atayım. Bakın buraya kadar güzel gidiyor. Ama bundan sonrasında oynatma yerim kalmadığı için sıkıntı yaşıyorum. Bu videoluk da bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizler de inşallah hassasiyet ve kontrolleri almışsınızdır. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoda like atmışsınızdır. Zaten bunu söylememe gerek yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.